Kazakistan'da, Afganistan'da, Türkiye'de, Suriye'de, Sırbistan'da, Macaristan'da yaşadıklarımızı bu kez de Pakistan'da yaşayacağız. İşte görüyoruz, halk İmran Han'ın yanında, kitleler İmran Han'ı destekliyorlar. Çok büyük Peşaver'de ve diğer İslamabad'da ve diğer kentlerde. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika'nın Pakistan'daki darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Halkın İmran Han'ı desteklediğine dikkat çeken Perinçek, Amerika'nın Pakistan'ın başına ikinci bir Zelenski geçirdiğini ifade etti. İmran Han'ı destekleyen büyük gösteriler yapılıyor. Beni üzen Sayın Cumhurbaşkanımızın darbeyle gelen başbakana verdiği mesaj oldu. Demokrasiden söz ediyor bu mesajda. Demokrasi işte halk. Pakistan halkı ayakta. Hepsi İmran Han'ın yanında Pakistan halkı. Ve zaten göreceğiz birkaç ay sonra seçim yapıldığı zaman öbür taraf seçimden kaçıyor zaten. Perinçek, Şahbaz Şerif'le ilgili hükümetin tutumunu da eleştirdi. Dış siyasette yine yanlış bir politika izlendiğini söyledi. Dikkatsiz bir tavırla ve çok aceleci bir şekilde Atlantik'ten gelen rüzgarlarla terk ediyor. Yani hep böyle yanlış yönetimi oynuyorlar. Zelenski, bir de başlarına ikinci bir Zelenski çıkarttılar. Şimdiki Pakistan yeni başbakanı. Ama 6 ay sonra, 9 ay sonra ne Zelenski kalacak, ne Şahbaz Şerif kalacak. Dolayısıyla Türkiye yine yanlış bir politika izledi dış politikada. Kitleleri görüyoruz. Tabii. İmran Han'ı destekleyen kitleler. Karşı tarafın hiçbir yanıtı yok buna. Vatan Partisi lideri Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuştu. Pakistan'da İmran Han'a karşı olan basının Fransa'da da Marine Le Pen'e karşı olduğunu belirtti. Pakistan'da İmran Han'a karşı olan basın Fransa'da da Le Pen'e karşı ve Macron'dan yani. Yani dünyanın her yerinde bu Atlantikçi basın Amerikan çıkarlarına göre hareket ediyor ve satılmış. Amerika tarafından kontrol altına alınmış. Onun için hiç bunlardan korkmamak lazım. İmran Han düşmanı olan, Fransa'da Macron yanlısı, Le Pen'e düşman olan basın, satılmış basın. Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen'in Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ettiğini söyleyen Perinçek, Le Pen'in zafer kazanabileceğine işaret etti. Vatan Partisi'nin Le Pen'e tebrik mektubu göndereceğini açıklayan Perinçek, Fransa'daki Türklere de UBP liderine oy verin çağrısı yaptı. Amerikan emperyalizmine direnen herkes Türkiye'nin dostudur, Türkiye'ye yakındır. Çünkü Türkiye'ye tehdit Amerikan emperyalizminden geliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde Amerika'ya kim direniyorsa o bizim dostumuzdur. Çünkü Le Pen Çin dostu, Rusya dostu. Çin ve Rusya dostu olan Türkiye dostu olur. Oylarımızı kesinlikle Macron'a vermeyelim. Asya'dan yana olan, sonuç itibariyle Türkiye'nin menfaatlerini temsil eden bir rotaya girecek olan ve bugünden o rotada olan Marine Le Pen'e verelim. Hatta bunu da bizim basın büromuza rica edeceğim. Onlar benim bu çağrımı Le Pen'e de bildirecekler. Perinçek, Amerikan planlarına karşı başta Suriye olmak üzere komşu ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini de söyledi. Türkiye en sonunda Suriye ile işbirliği yapmaya mecbur. Bu Allah'ın emri, göreceksiniz. Mecbur bu. Evet. İsrail'le normalleşmenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Suriye ile normalleşmenin arkasında da Türk milleti var. Ve Avrasya var. Demek ki şu konjonktürde, şu dalgalanmada One Minute dönemi arkada kaldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya ve Türkiye arasında milli parayla ticaret yapılmasını önerdi. O kadar Rus turist geliyor, rubleyle gelsinler. Biz o rubleyle doğal gaz, petrol satın alalım. Dolara ihtiyacımız yok ki. Tabii. Rus turist gelsin, Türkiye'de rubleyle kalsın, alışverişini yapsın veya sebzelerimizi, Türkiye ihracatımızı rubleyle yapalım. Ondan sonra o rublelerle de Rusya'dan ithalatımızı, enerji satın alıyoruz. Doğal gazımızı, petrolümüzü rubleyle satın alalım. Doları devre dışı bırakalım. Şimdi süreç bu yönde. Perinçek, Türk-Rus ilişkilerine hedef alan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar'ın istenmeyen adam ilan edilmesi gerektiğini de vurguladı. Bakın önümüzdeki günlerde bu büyükelçinin persona non grata, istenmeyen adam ilan edilip Türkiye'den gönderilmesini bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Bugünden açıklamış olalım. Neden? Çünkü Türkiye'nin işlerine karışıyor. Hükümeti de hedef almış oluyor. Evet. Hükümetin buna sen dur bakalım. Tabii. Bana bu şekilde dayatmalarda veya beni yönetemezsin. Sen kim oluyorsun demesi lazım. Evet.